Hoş geldin. Nasılsın? Gül kokuları oraya kadar geliyor mu? Sonunda uygun fiyatlı, temiz içerikli, bütçeyi yormayacak ve bir Türk markasıyla karşı karşıyayız. Otacı'dan bahsedeceğim. Bugün 3 üründen konuşacağız. İndirim dönemlerinde artık iyice bir ulaşılabilir oluyor. Bundan, sürdürülebilir olmasından ben çok hoşlanıyorum. Otacı aslında 1955 yılından beri var olan bir marka. Hep bizim gözümüzün önünde olan bir marka ama bazen hani kör oluyor ya insan, hep yeni şeylere sürekli yenisini deneyeyim gibi bir ihtiyacı oluyor. Aslında kendini yenileyen, gayet de cildimizi memnun kalabileceği markalar varmış. Niye bakmıyormuşum, niye görmüyormuşum sorusunu sordurttu bana. Bu arada hani bu kadar hızlı bir geçiş yapınca acaba sponsorlu mu diye aklına gelmiştir belki ama sponsorsuz bir videonun keyfini süreceğini söyleyebilirim. Sen istersen bana destek olmak niyetindeysen zilleri açabilir, abone olabilir, like bile atabilirsin. Ben bir yandan da hızlıca başlayayım. İlk ürün, konuşacağım ürün miselar suyu. Bir kere paketlemesi çok doğru. Yani şuradan açılıyor, pamuğa bastığında diye direkt uygulayabiliyorsun. Bu ürün gül suyu bazlı. Hatta ilk içeriği bile yanılmıyorsam gül suyu ve diğer içerikler, su bile daha sonra geliyor. Gliserin vesaire. İçinde sentetik şeyler yok, esans yok, SLS yok, mineral yağ yok. Bu anlamda vegan, aynı zamanda tatmin edici, normal ve karma ciltlere uygun olduğu söylenmiş. Zaten gül suyu bence cildi birazcık kurutan ve güzel arındıran bir şey. O yüzden cildin çok kuruysa bunun hafif böyle bir kurutma etkisi var. Ondan hoşnut olmayabilirsin. Ürünün performansından konuşursak çok cildi sakin yapan, yıkadıktan sonra yani yüzünü sildikten sonra pamukla yumuşak yapan çok dengeli bir ürün. Makyaj çıkarma performansı, sen kat kat mesela benim yüzümde olduğu gibi şu an güneş kremi, fondöten vesaire yapıyorsan performansı orta üst seviyede. Bir çırpıda yağ gibi ya da çift temizleme ürünleri gibi her şeyden kurtulmayı bekleme. Birazcık uğraştırıyor ama dediğim gibi hiç fena değil. Orta üst olduğunu söyleyebilirim. Hassas davranıyor cilde ve azıcık böyle hafif yapışma hissi oluyor. Ben miselar sulardan sonra her zaman cildimi yıkama taraftarıyım zaten. Bu arada 400 ml'lik fiyatı 60 liraymış ama indirim dönemlerinde yarı fiyatına kapabilirsin. 30 lira için ben oldukça iyi bir ürün olduğunu, iyi bir Türk markası olduğunu düşünüyorum. Geldik ikinci ürüne. Bu benim bu seride bahsedeceğim en beğendiğim ürün. Gül kürü yüz temizleme köpüğü diye geçiyor. Arındırıcı ve nemlendirici diyor. Arındırıcı olduğuna kesinlikle katılıyorum ama nemlendirici olduğu konusunda bir temizleme ürünü zaten süper nemlendirici olmasını beklemiyorum açıkçası. Benim cildime nemlendirme etkisi yaratmadı. Tüm ciltlere uygun olduğu söyleniyor. Daha bence yağlıya dönük, karmaya dönük ciltlerin daha çok sevebileceği, özellikle sabah rutininde çok keyifli olan, gülün zaten böyle bir frekans yükseltme durumu var ya, çok sabah rutini keyifli hale dönüştüren bir ürün. İçeriği de güzel. İlk içerik işte su, SLS yok, aloe var, gül suyu var ve diğer bir iki alantoin bitki özü de var. Mineral yağ yok, hayvansal madde yok. Yine bu üründe markanın hepsi gibi vegan. Güzel arındırıyor cildi. Özellikle çok yoğun makyajın yoksa bu kadar temizlemenin, arındırmanın ben yeterli geleceğini düşünüyorum. Cildi bir de her zaman asitli ürünlerle, salisilik asitle, şununla bununla yormak da istemiyor olabilirsin. Ben de öyleyim. Özellikle güneş hassasiyetinin oluşabileceği dönemlerde hiç böyle şeylere elim gitmiyor. Sabah da böyle akşam kadar değil, daha sakin bir ürünle sanki cildi temizlersek daha da iyi oluyor. O yüzden benim elim kaç sabahtır buna gidiyor. Gerçekten doğal parfümlü, hani kendinden parfümlü, bitkinin özünden gelen koku olduğunda çok da keyifli oluyormuş. Ekstra bir şey eklenmeyince. Çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi bu seride en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Yüzü böyle bayağı şey gibi gösteriyor. Böyle pak yüzlü. Böyle hafif rengini de eşitliyor mudur nedir böyle... Güzel arınmış ve pak yüzü de yapıyor. Onu söylemeden de geçemeyeceğim. Son üründe, bu da gül suyu. Şimdi tonik demek istemiyorum çünkü zaten toniklerle çok barışamıyorum. Gül suyu bence dünyanın en mucizevi şeyi değil. Mesela serinlemek istersen harika. Cildinin yağını şöyle bir almak istersen harika. Güneş kremini tazelemeden önce, benim gibi yağlı cildiysen eğer, o yağın üstüne bir de güneş kremi sürmekten nefret ediyorsan ara bir ürünle şöyle cildi yormayacak, hafif arındıracak bir şey istiyorsan bence o zaman da muhteşem. Ama bundan çok büyük medet umuyorsan ya da işte gözeneklerim, siyah noktalarım hepsine iyi gelsin, gözeneklerim de küçülsün vesaire diyorsan bence o ürün bu ürün değil. Ama çok iyi bir tazeleme ve canlandırma ürünü. Biraz daha karmaya, yağlıya dönük ciltler için ve makyaj için de gerçekten hoş bir bitiş sunduğunu söyleyebilirim. Bunun da fiyatı indirim döneminde zaten küçük bir ürün. Hani o kadar temkinliyim ki onu da küçüğünü almışım. 6-7 liralara düşüyor. Diğer ürünlerin de fiyatları yani indirim döneminde zaten 30'dan daha fazla da değil. Öyle söyleyeyim sana. Genel bir konuşmam gerekirse bu seri normal ciltlerin sebumsu algısından biraz sıkılmış ciltlerin sevebileceği bir seri. Akneli işte ciltlerin böyle asit performans istediğin bir durumdaysan o anlamda seni tatmin etmeyebilir. Ama ben o işlerden değil, cildimi şu an sakin tutma evresindeyim, arınmak evresindeyim diyorsan o zaman bakabileceğim bir seri. El altında sürekli ulaşılabilir, hani bittikçe alabileceğimiz bir seri. Bir yorum yapan hanımefendi yazmıştı bana da yorumlara. Ben de onun sayesinde aldım. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Ve dinlediğin için, desteğini gösterdiğin için sana da teşekkür etmek istiyorum. Başka önerilerim varsa Arzu şunlara da bak, şunu keşfetmedin mi sen daha diyorsan onlara da seve seve bakarım. Ben şimdilik izninle kaçıyorum. Seninle başka bir videoda baş başa yine görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.